Çok önemli bir şey de Murat, aklıma hemen şey geldi. Nurettin Nebati'nin Londra'da finans çevreleriyle görüşürken çok enteresan bir soru geldi. Timothy Ash diye bir vatandaş Nebati'ye şunu söyledi. Ya da Nebati'nin orada olduğu, pardon, AK Partili bir yetkili de olabilir. Yani evet. hükümetten bir yetkili evet. diyelim. AK Partili yetkili demek yanlış olur. Ee, seçimi kaybederseniz e, gelen iktidara iktidarı verecek misiniz? Yani gelen partiye iktidarı verecek misiniz diye. Galiba orada da işte o yetkili tabii ki vereceğiz demokrasi işleyecek demiş ve Timothy Eş bunu sosyal medya hesabından e, bugünkü Türkiye hükümeti seçimi kaybederse e, iktidarı e, teslim edeceğini garantisini verdi. Diye. Ya bir kere bu sorunun tabii. sorulması bile yani Londra'da Maliye Bakanlığı'nın finans para isterken e, bu sorunun sorulması bile çok enteresan bir soru Nevşin. Tabii canım, bir bu de Millet Türkiye İttifakı emir. da eminim ki bu soruyla muhatap kalıyor e, oluyordur. Mesela bu yarın açıklanacak olayda işte bir takım projeksiyonlar meclis çoğunluğunu almazsak şeyi alırsak cumhurbaşkanlığını. Yok cumhurbaşkanlığını alamazsak meclis çoğunluğunu alırsak projeksiyonlar, her türlü projeksiyon. Ne diyorsun konuşacak hmm. mı? Evet Timothy Yeşin söylemiş olduğu yani sormuş olduğu şey Türkiye nasıl algılandığını gösteriyor. Yani basbayağı artık böyle bir e, üçüncü sınıf demokrasi değil, resmen otoriter bir rejim olarak görülüyor Türkiye. Yani demek ki Aa işte seçimi kaybederlerse gidecekler mi? Türkiye buraya düşmüş durumda. Ve hani işte Cumhurbaşkanı'nın bir teorisi var ya, ya işte e, enflasyon sonuçtur, faiz nedendir? Yani faiz ne olacak? Yüksek olur, çok faizler çok yüksek olur. Herkes parasını bankaya yatırır, kimse yatırım yapmaz diye düşünüyor. İyi e de yatırım yapmanın tek e, değişkeni faiz değil ki. Yatırım yapmak için yerli yatırımcı da, yabancı yatırımcı da ya bir hukukun üstünlüğü var mı? Ülkede demokrasi var mı? Yarın acayip bir karar alınabilir mi? Ertesi gün kalkarsak nasıl bir ülkeyle karşılaşırız? Bunu öngörebiliyor muyuz? Buna bakar yani. Asıl burada araması lazım. Bu sorunun soruluyor olması Türkiye'ye neden yabancı yatırımcı gelmediğini göstergesi. Ya yarın ne olacak? Şimdi sizde de kulis bilgiler var. Deniz'de de var, Çiğdeman'da da var, Murat'ta da var eee yazılıyor, çiziliyor 22-23 sayfalık bir metin anlaşılan. Bir aday söylenmeyecek, aday ismi zikredilmeyecek ama bir yol haritası çizilmiş. Şimdi benim anladığım kadarıyla bu altı partinin uzlaşabildiği asgari müşterekleri aslında evet. biz öğreneceğiz yarın. Evet. Çünkü çok da kolay değil yani üzerinde uzlaştıkları Yarın açıklamayacaklar. Yok, 23 sayfayı Yok, kendi aralarında. kendi aralarında mutabakat hmm. sağlayacaklar. Sonra görkemli bir toplantı hmm. yapıp altı lider bir araya gelip gazetecilerin önüne çıkacaklar. Ama, ama, ya, ama yarın temel asgari Drift. bilgileri herhalde paylaşacaklar. Paylaşacak. Yani yani 22, 22 sayfalık yani. metnin üzerinde bir itirazları var mı yok hmm. mu onu konuşacaklar. Yani. Ya da eklemeleri var mı yok mu? Eklemeleri, eklemeleri var mı ya da çekinceleri var mı? Ben vesaire. de biliyorum. Evet. Daha sonra orada son şekli verildikten, verildikten sonra, sonra kısa süre içinde bir büyük bir toplantı yapacaklarmış gazetecileri, sivil toplum kuruluşlarını vesaire davet edip onların önünde biz altı parti şu ilkelerde anlaştık. Şu yol haritasını belirledik. ittifakımızı da şu şekilde genişlettik gibi bir açıklama yapacak. Yavaş gidiyor. Neyse. Yavaş gidiyor. Epey evet. Ee, yani çünkü tabii zor. Hem altı parti hepsi farklı yerden bakıyor. Mesela ekonomi konusunda ne yapacak? Beraber çalışıyorlar, çalışacaklar dedi ya Murat Bey. E şimdi e, İyi Parti'nin kalkınma kongresinde Meral Akşener dedi ki yani 2002'den bu yana Türkiye'nin büyümesine bakarsak 1980 2002'nin arası Türkiye daha hızlı büyümüş. Şimdi abartıldığı çok yanlış politikalar uygulandı AK Parti'nin iktidarın ilk yıllarından itibaren diye. Mesela bunun altını çizdi şimdi Ali Babacan. Bunun hep aksini söylüyor. Ee, mesela Deva Partisi ya da Gelecek Çünkü Partisi. neden? O sırada Çünkü, rotada da Ali Babacan evet, vardı. Evet. Mesela şimdi arada böyle farklılıklar var ve anlaşılan yani ittifakın ismi konusunda bile Sayın Davutoğlu söyledi yani biz ittifakın isminin değişmesinden yanayız büyük millet ittifakı olacak diye bir şey konuşuyor Muhammed Vefa söyledi Ankara'lı gazeteci arkadaşlarımızdan isim değişecek mi değişmeyecek mi şimdi burada bu ittifaka yeni katılacak olan partiler DEVA Partisi ve Gelecek Partisi şöyle bir analiz yapıyorlar anlaşılan biz bu ittifaka çok büyük değer katarız biz olmadan olmaz eğer AK Parti seçmeni bu ittifaka yönelecekse bu bizim Bizlerin sayesinde olacak e, muhafazakar seçmeni ikna edersek ancak biz ederiz. Bizim bu ittifaka muhafazakar seçmenden oy alabilmeleri için yön vermemiz lazım diye bakıyorlar ve kendi katkılarını çok önemli görüyorlar. Kendi durdukları yerden böyle bir analiz yapıyorlar. İşte Davutoğlu onun için ittifakın adının değişmesi lazım, farklılaşması lazım ki işte bize oy verecek seçmende teveccüh etsin bu ittifaka ve oy versin diye düşünüyor.